Herkese merhaba değerli uygulamak.com takipçileri. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Geek uygulamasını inceleyeceğiz. Ne işe yarıyor bu uygulama? Normalde Windows'da herhangi bir uygulamayı kaldırmak için bir denetim masasına gidip oradan program ekleye kaldırdan kaldırıyoruz. Maalesef Windows'un kendi aracıyla kaldırdığımız zaman bazı kalıntılar oluyor yani bazı e, klasörler kalıyor. Onları da biz kendimiz bulup kaldırıyoruz. Updata, e, Roaming klasöründe, Program Files klasöründe, bir de kayıt defterinde kalıyor kalıntılar. Ve o zaman bize böyle bir araçlar yardımcı oluyor. Geek gibi. Videomuza geçmeden önce şunu hatırlatmak isterim. Bizi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast platformlarında takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olun. Herkesten önce videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Şimdi uygulamanın inceleme vakti gelmiştir. Hadi geçelim. www.uygulamaakademisi.com Direkt direkt Arkadaşlar ben e, klasörün içerisine girdim artık. Uygulama taşınabilir olarak geliyor. Zip'ten sadece çıkarmanız gerekiyor. Resmi web sitesinin linkini de açıklama bölümünde paylaşacağız ve e, disk indirme linkini. Şimdi açalım uygulamanı. Exe dosyası. Get on installer 1, 4, 9, 151 iletişim kutusu. 57 programın toplam boyutu 26,2 GB Pro versiyona yükselt Evet Pro versiyona da yükseltmiyordur bu uygulama. Ben ücretsizlik kullanıyorum. Pro versiyonda bazı özellikler var. Mesela sistem başladığında olan uygulamaları oradan kontrol edebiliyoruz. Ve diğer özellikler. Onları tam incelemedim çünkü şu anlık ücretsiz sürümünü kullanıyorum. Bana bu yetiyor ama tabii ki Pro kullanmak isteyenler Pro ile kullanabilirler. İletişim kutusu, liste, adgan. Ben burada escape yaptım çünkü tabla gidersem okumayacak. Escape yaptım ki liste açılsın. Şimdi uygulamalarımızı görüyoruz. Elif Duray, 1,86 GB, 16, 2021 2 57. Enitu ISO, 26,9 MB, 17, 2022 3 57. Avira Hanton VPN 2.37 37. Battle.net, 687 MB, 19, Avira Panton Battle.net 687 MB 19 2022 5 57 Avira Phantom VP Any ISO 26,9 MB 17 2022 3 57 Megabyte'ını görüyoruz ve hangi tarihte kurulmuş ıı, uygulama Kaldırmadan önce biraz alt menüyü inceleyelim uygulamanın Dosya seçili alt menü Yönüşlerine aşağı inelim PTML olarak dışarı ver CTRLS seçili Dışarı aktarabiliriz bu tüm uygulamaların Listesini olarak çıkış seçili. Çıkış var. Şimdi sağ yapalım. İletişim kutusu. Liste. Eni tu ISO. 26,9 megabayt. 17. Eylemler 2022 kutusu. 3 bölü 57. Zorla Burada. kaldır. Shift del seçili. Bazı uygulamalar kaldırmak mümkün olmadığında Shift Delete olarak zorla kaldırabiliriz. Listeden sil seçili. Listeden sil. Kayıt defteri girdisi CTRL R seçili. Kayıt defterini açabiliriz. Hatta açalım. İletişim kutusu. Kayıt defteri düzenleyicisi. Ağaç görünümü. Eni tu ISO bize burada kayıt defterinde uygulamayı buldu. Tabii ben bir şey yapmayacağım. Sadece göstermek için açtım buranı. Direkt uninstaller bir. Kapattım. Yine alta baktığım. Dosya seçili alt Eylem seçili alt menü. Eylem. Kaldır. Enter seçili. Zorla kaldır. Shift del seçili. Enter e, sadece kaldır. Listeden sil seçili. Kayıt defteri git. Kurulum klasörü CTRL E seçili. Kurulum klasörünü açabiliriz. İletişim kutusu. Liste. Any to so pencere. Öyle görünümü liste. Bize uygulamanın kurulu olan klasörünü açtı. Kapatalım bunu. Direkt uninstaller bir. Dosya seçili, eylem seçili alt menü. Kaldır. Enter seçili. Google ile ara seçili alt menü. Google'da arayabiliriz. Uygulamanın kendisi ismini girecek metin alanı ve sonuçlar çıkaracak bize. Programın ana sayfası CTRLW seçili. Ve programın ana sayfasını açıyor bize. Tabi bilmiyorum tüm uygulamalarda geçerli mi? Ama bu uygulamada ben denedim. Geçerli açıyor gerçekten de. Şimdi yine sağa yapalım. Görünüm seçili alt menü. Görünüm var. Windows mağazası uygulamaları seçili. Masaüstü uygulamı yenile F5 seçili. Sadece yenileyebiliriz F5 listeyi. Arayüz dili seçili alt menü. Arayüz dili. Windows mağazası uygulamaları seçili. Masaüstü uygulamaları seçili işaretli. Şu anda ben masaüstü uygulamalarını işaretlemişim. Onları sadece görebiliyorum. Herhangi bir uygulama kaldırdıktan sonra bu Windows mağazası olan görünümün ne işe yaradığını ben size göstereceğim. Yardım seçili alt menü. Ve yardım var. Buradan artık uygulama ana sayfasını açabiliriz. Ve hakkında seçili. Gerek hakkında Uninstaller ana sayfası ediyoruz. seçili. Şimdi kaldıralım bir tane İletişim uygulama. kutusu. Liste. Any ISO. 26,9 MB. 17. 2022 3 bölü 57. Şimdi uygulama kaldırmaya deneyelim. Enter basalım. Any ISO iletişim kutusu. Any ISO. Hayır düğmesi. Evet düğmesi. Evet. Any ISO geçersiz. Any ISO iletişim kutusu. Any ISO. Tamam düğmesi. Uygulama kaldırıldı ve Any to de, ISO iletişim kutusu yapalım. Any tool ISO Tamam düğmesi Grafik Any tool ISO Okamıyor ama enter'e basalım direkt on Kalıntı dosya Klasör ve kayıt defteri girdileri aranıyor İletişim kutusu İptal düğmesi Geçersiz Evet Kendisi artık otomatik olarak kalıntıları arıyor Bakalım Ağaç görünümü Dosya sistemi 2 madde Onay buldu. kutusu işaretli açık Gördüğünüz gibi burada seçebiliriz. kaldırabiliriz. seçeneği. C Program Files X86 Renito ISO onay kutusu İşaret Kayıt Defteri 10 madde onay kutusu PKEY Karıntı User Software Gristall Software Renito ISO onay kutusu işaretli kapalı. Evet. Kayıt defterini bulmuş. İsterseniz kayıt defterindeki herhangi bir boşluk işaret Aralık. İşaretli değil. Aralık işaretli. İşaretleyebiliriz ama ben hepsini kaldırmasını istiyorum. O yüzden hiçbir şey yapmayacağım. Tabii tabii. Bitir düğmesi. Bitir. Aralık basılı tutacak. Kapat düğmesi. Ve kaldırdık. Tüm izler, izler kaldırıldı. Başlayalım. iletişim kutusu tutacak. Insert veya Nv'de B tuşuna basalım. Tüm izler kaldırıldı. İletişim kutusu tutacak. Kapat düğmesi. Tüm izler kaldırıldı. Enter'a basalım. Gerek uninstall'ler 1, 4, o 9. Ekranı. Bir de ben size Windows mağazası olan görünüm modunu anlatacağım. Ama tabi oradan uygulama kaldırmayacağım. Sadece göstereyim. Dosya seçili alt, eylem seçili, görünüm seçili alt menü. Masa üstü yeni F5 seçili. Masa üst Windows mağazası uygulamalı. Gerek uninstall'ler 1, 4, 9. 49 programın toplam boyu XTP bar top. XTP bar button. İletişim kutusu. Liste. Ad installer. 14 vir. Bluetooth audio rejeyi. Calculator. 4 virgül. Calendar. 230. Kamera. 6 virgül. 93 meg. Fred Bajpun. 30 vir. Get help. Grow ve müzik. 50 virgül. 3 megabay. burada tüm bizim varsayılan olarak Windows'la gelen uygulamalar ve Microsoft Store'dan indirdiğimiz uygulamaları buradan görebiliyoruz. Tabi arkadaşlar kaldırdığınızda çok dikkatli olun. Tabi bunu bilip de kaldırmak gerekiyor Windows uygulamalarını ama bilmiyorsunuz ne işe yarıyor bu uygulamalar. Hiç kaldırmayın. mesela sadece Unigram Microsoft Store'dan diyelim indirdiniz. Tabi onu kaldırabilirsiniz. Çünkü onu siz kendiniz indiriniz ama Windows'un kendi uygulamalarını veya sistem dosyalarını buradan kaldırırsanız sorun yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi çok dikkatli olun bu kategoride. Çok bilmiyorsunuz yani bilgisayarda uygulama böyle uygulamalar kaldırmadınızsa hiç kaldırmayın bence. Sadece ben göstermek istedim. Çünkü bu tür uygulamaları biz başka bir uygulamalarla da kaldırabiliriz. Ve bu uygulamanın içerisinde var bu özellik. Şimdi alta basalım. Dosya seçili, eylem seçili, görünüm seçili alt menü. Masaüstü uygula, yenile F5, masaüstü uygu, iletişim kutusu. Ve masaüstü uygulamalarını seçtik. Böylelikle hızlı şekilde uygulamalarımızı kaldırabiliyoruz. Ve kalıntılar da kalmıyor. Arkadaşlar, benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomun sonunda şunu söylemek isterim. Karşıdan gelen Ramazan bayramınız kutlu olsun. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Bizi Telegram'da uygulamakademisi.com yazarak bulabilirsiniz. Veya videonun açıklama bölümündeki linke tıklayarak grubumuza katılabilirsiniz. Ve bizimle iletişime geçmek için neyman.com adresini veya bilgi at adresini de yazabilirsiniz. Yeni, yeni bir yeni bir daha görüşmek üzere. üzere, üzere, üzere. üzere.